bölgelerimizdeki şubelerimiz ve yöre dernek başkan yöneticilerimize gerçekleşti. Bu anlamda hem dünkü toplantıyla ilgili hem de Türkiye'deki son gelişmelerle ilgili olarak Genel Başkanımız Sayın Doğan Demir'in bir basın açıklaması olacaktır. Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanımız Sayın Doğan Demir'e basın açıklaması yapmak üzere mikrofonu veriyorum. Arkadaşlar, öncelikle herkese günaydın diyeyim, hoş geldiniz diyeyim. Biliyorsunuz bir kongre süreci yaşadık. 22 yıl sonra 10. olan kongremizi Ankara'da coşkulu bir şekilde yaptık, bitirdik. Bugün de, dün de burada ilk bölge toplantımızı 25-26 tane şubemizin katıldığı bir toplantı yaptık. Buradan başka bir şey daha yaptık. O da belki ilktir Alevi dernekleri, Alevi kültür dernekleri açısından. Hem sivil toplum örgütleri, hem yöre derneklerimiz, hem Alevi birleşenleriyle ilk kez ortaklaşa bir yol haritası belirledik. Bundan sonraki süreçte de Alevi kültür dernekleri gittiği her bölgede, her yörede sadece kendi şubeleri değil, aynı zamanda oradaki sivil toplum örgütü, sendikalar, siyasi partiler, yöre dernekleriyle ortaklaşa yol haritası belirlemek adına muhakkak bilgilendirme toplantıları yapacağız. Muhakkak oradan aldığımız donelerle yol haritamızı belirleyeceğiz. Çünkü Aleviler, Alevi dostları olmadan asla Türkiye'de başarı elde edemezler. Onu çok iyi biliyoruz. O anlamda biz sivil toplum örgütlerinin desteğini çok önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçle ilgili kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu anlamda dostlarımızın muhakkak bizimle birlikte yol alması gerektiğine inanıyoruz. Ve dün yaptığımız toplantı da bizim için çok verimli bir toplantıydı. Bu toplantı sonucunda buradan bir sonuç bildirgesi yayınlayacağız. Önümüzdeki haftalarda her hafta bir bölge toplantısı yaparak oradan da alacağımız donelerle Türkiye'de çok kısa bir süreç içerisinde birlikte neler yapabiliriz noktasında sadece bize düşen görev de Alevilerin talepleri ve beklentileri değil, aynı zamanda bütün toplumun taleplerini Alevilerin de katkısıyla nasıl çalışma yapacağımızı, nasıl bir yöntemle katkı sunacağımızın da bir göstergesidir. Bir ikinci konu, değerli canlar, biliyorsunuz önümüzdeki süreçte bir anayasa değişikliği var. Anayasa değişikliğiyle ilgili siyasi partilerin yapmış oldukları çalışmalar var. O çalışmaların ana taslağı elimize geçti. Ama maalesef Alevilerle ilgili, Alevilerin talepleriyle ilgili bir tek çalışma göremezsiniz. Yani çok aydın, demokrat, sosyal demokrat denilen partilerde bile maalesef Alevilerle ilgili talepler yok. O anlamda biz çok hızlı bir şekilde bir anayasa komisyonu çalışmasına başlattık. Bir ekip oluşturduk. Arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız çok seri bir şekilde önümüzdeki süreçle ilgili neler yapabiliriz noktasında bir dosya hazırlıyoruz. Bu dosyamızı çok kısa bir süre sonra yine Sayın Başbakan'dan başlayıp parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret edeceğiz. Ve söylem, vücut dilimizi de biraz barışçıl anlamda kullanarak taleplerimizi dile getireceğiz. İnanıyorum ki biz bu süreçte bu taleplerimizi dile getirdiğimiz zaman onlar da bizi ciddiye alırlar. Eğer ciddiye almazlarsa da biz yüz binlerle Ankara'da eylem gerçekleştirmek zorunda kalacağız. Çünkü artık biz şuna inanıyoruz. Eşit yurttaşlık hakkımızın 21. yüzyılda devlet tarafından engellenmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de eğer vücut ve söylem dilimizi değiştirmemize rağmen, eğer taleplerimizi çok hoşgörüyle ve iyi niyetle söylememize rağmen hükümet ve diğer siyasi partiler ciddiye almıyorsa, o anlamda biz önümüzdeki süreçte çok katı bir şekilde bu işe muhalefet edeceğiz. Hakkımızı sokakta aramak adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ama bunu yaparken muhakkak sizin desteğiniz şart. Muhakkak birlikte yol almamız lazım. Sokakta yürürken, sokakta bunun kavgasını ederken asla korkmamalı, yılmamalıyız. Bunun mücadelesini birlikte vermeliyiz. 10 binlerle değil, yüz binlerle, milyonlarca, 15-20 milyon Alevi'nin ve Alevi dostlarının sokakta neler yapabileceğini, hak ve özgürlük mücadelesindeki haklı taleplerini demokratik yollarda nasıl aradığını herkes görebilsin. O anlamda bu sonuç bildirgeleri, bu çalışmalar bizim için çok önemli. Ama burada sizin desteğiniz de bizim için çok önemli. Birlikte yol almak zorundayız. Başka bir konu daha var.
Arkadaşlar, bu toplantıların sonucunda yine çok net bir şekilde ortaya koyacağımız başka bir konu, çok önemli bir konu. Hepiniz de biliyorsunuz ki son süreçte bir barış süreci adını koydular. Süreci nereye gittiğini, süreçle ilgili hükümetin ya da muhatabı olan kurumların ne bekledikleri, topluma neler verebileceklerini hiç kimse çok net bir şekilde bilmiyor. Biz Alevi örgütleri olarak bu anlamda barış sürecinin bir an önce bitmesi ve orada akan kanın durması için, gerçekten anaların ağlamaması için Alevi kurumların tamamı olarak bize ne görev düşüyorsa sonuna kadar katkı sunmaya hazırız arkadaşlar. Ama bir kaygımız var. O kaygımız da şu. Bunu 2 hafta önce BDP'li yöneticilerle Ankara'da yaptığımız toplantıda da söyledik. Dedik ki bu süreç birilerini başkan yapmak için mi? Bu süreç birilerini kurtarmak için mi? Yoksa gerçekten anaların ağlamaması için mi? Bunu bilmek istiyoruz. O anlamda biz iyi tarafından bakıyoruz. İyi tarafından da bakmak zorundayız. Sonuçta o bölgede 30 yılı geçen bir kanlı savaş var. O savaşın bir an önce bitmesi lazım. İnsanların gerçekten artık huzur içerisinde yaşaması lazım. Bizimle ilgili konuştuğumuz herkes şunu söylüyor. Bu işin neresindesiniz? Bu işin biz barış sürecindeyiz arkadaşlar. Bir an önce bu sürecin bitmesi lazım. Bir akil adamlar oluşturdular. Onu da çok soruyorlar insanlar bize. Akil adamlarla ilgili ne diyorsunuz diye. Bizi akil adamlar çok ilgilendirmiyor arkadaşlar. Akil adamlar da zaten hükümet toplumun gazını almak için oluşturdu. Yoksa akil adamlar bu toplumu yönlendirecek ya da bu barış sürecini hızlandıracak bir çalışma yapmazlar, yapamazlar. Böyle de bir dertleri yok. Ama biz hepimiz akiliz. Biz bu ülkede 60 kişinin değil, 75 milyonun da akil olmasını istiyoruz. O anlamda önümüzdeki süreç yine çok önemli bir süreç. Bu barış süreciyle ilgili Alevi toplumun tümüne, özellikle Alevi örgütlerinin başta biz olmak üzere süreçle ilgili yapılması gereken ne tür çalışma olursa biz buna katkı sunmaya hazırız ve bundan sonra da bu katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Ben bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama bir şey daha istirham ediyorum hepinizden. Bu kurumlar hepimizin kurumları. Kimsenin babasının malı değil, kimsenin arka bahçesi değil. Önümüzde yine, önümüzdeki süreçte bu kurumları sadece Mersin'de değil Türkiye'nin her yerinde sizlerin çok iyi sahiplenmesi lazım. Buradaki eksikleri birlikte gidermemiz lazım. Dışarıda bir dünya sıkıntı var, bir dünya tehlike var. Özellikle Alevilere, özellikle aydınlara, çağdaşlara, demokratlara, yurtseverlere bununla birlikte omuz omuza vererek ama korkmadan, ama yılmadan, ama aşağılamadan, ama aşağı çekmeden, ötekileştirmeden birlikte mücadele etmek zorundayız. Toplantıya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Gelin canlar, biz de Alevi Kültür Derektörü.